Başkanım, siz hep handbol üzerine konuştuk. Evet. Bu sefer futbolda sezon açılışı var ve imza töreni yapıldı. Evet. Bir takım hakkında bir bilgi alalım. Hedefler neler? Kadro kimler geldi, kimler gitti takımdan? Takımımıza bayağı bir kaliteli oyuncu transferi yaptık. 15 tane oyuncu transferi gerçekleştirdik. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Geçen sene bölgesel ligi kendi hatalarımızdan kaynaklı kaybetmiştik, çıkamamıştık. Ama bu sene kesin hedef Fethi Başkanımızın da talimatları doğrultusunda. O da çok büyük destek veriyor. Bu sene bize Erhan Başkan zaten hep yanımızdaydı. Kesinlikle hedefimiz bölgesel lige çıkabilmek. Bölgesel ligi geçen sene kıl payı kaçırmıştı ama bu sene de kadroda ciddi bir revizyon yapıldı. 16 evet. tane oyuncuyla biraz önce imza atıldı. Evet, evet. Nedir bu yenilemenin nedeni nedir? Yenilemenin nedeni dediğim gibi hem geçen sene kaybetmiş olduğumuz bölgeseli bu sene kaybetmek istemiyoruz. Hem de dediğim gibi yeni oyuncularla yeni bir hayat bulup kesinlikle hedefe ulaşmak istiyoruz. Hocam, imzalar atıldı, antrenmanlar başladı. Takımla ilgili bir değerlendirmenizi alalım. Evet, bu sene 2015-2016 sezonuna ilk antrenmanımızda başladık. Geçen sene şanssız bir şekilde Bal Ligi'ni kaçırdık. Playoff maçı oynadık Kazan'la. Geçen sene takımımız ligin en az gol yiyen takımı, en çok gol atan takımı, en az yenilen takımıydı ama kısmet DSA takımı önümüzde bir puanla Bal Ligi'ne çıktı. Biz de bu sene geçen seneden iskelet kadromuz bozuldu. Topçularımızın hepsi transfer yaptı. 4 oyuncumuz kaldı geçen seneden. Evet. Onların yerine 16 tane dış transfer yaptık. 5 tane de altyapıdan oyuncu çıkardık. Şu anda 25 kişilik kadromuzda 2015-2016 sezonuna hazırlanıyoruz. Güçlü bir kadro kırdık. Bu seneki hedefimiz takımımızı Bal Ligi'ne çıkarmak. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider. Güzel, zevkli bir sezon geçiririz ve istediğimiz sonuca ulaşırız.